Herkese merhabalar, Tecrübehanem kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber daha önce tanıtımını yaptığımız Xiaomi P8 modelli akıllı saat hakkında konuşacağız. Arkadaşlar saat bozuldu, dokunmatiği ve tuşu bozuldu, kısacası elimde patladı. Bunun hakkında konuşacağız ve birkaç yeni inceleme videosu geliyor. Bunlar hakkında konuşacağız. Haydi başlayalım. Videoya başlamadan önce sizlere teşekkür etmek istiyorum. Kanalımız yavaş yavaş büyüyor destekleriniz için. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca bu görmüş olduğunuz tripodu bana hediye ederek beni ampullerden kurtaran İsmail kardeşime de teşekkür etmek istiyorum. Haydi videoya geçelim. Evet, Xiaomi P8 incelememizi izlemişseniz saatin özelliklerini görmüşsünüzdür. Gayet donanımlı ve güzel bir saat. Fiyat olarak da çok uygun. 140 TL, 160 TL civarında fiyatları bulunuyor. Maalesef ama saat bozuldu, elimde kaldı. Açıkçası Çin malı dedikleri tabire uygun bir saat oldu. Bu çok üzdü açıkçası, çünkü 2 hafta gibi kısa bir süre içerisinde bozuldu bu saat. Hani bilmiyorum, belki de bana göndermiş oldukları model de bu şekildedir. Gördüğünüz gibi tuş kısmı çalışmıyor hiçbir şekilde. Aynı zamanda dokunmatik kısmı da bozuk. Sadece saati şu şekilde kullanabiliyorum. Koluma takıyorum. Kolumu çevirdiğim zaman saat uyanıyor ve bildirimler geliyor. Gördüğünüz gibi dokunmatik kısmı da hiçbir şekilde tepki vermiyor. Açıkçası saat Aydın'a gittiğim bir süre içerisinde nemli bir bölgede kullandım bu saati. Ondan sonra saatin çevresinde böyle su alma belirtileri gibi, nem alma belirtileri gibi bir görüntü gördüm. Ondan sonra bu şekilde olmaya başladı. Bu şekilde dokunmatik kısmı falan iptal oldu. Hemen pirinç yöntemine geçtim. Saati pirince yatırdım. Yaklaşık bir 3-4 gün boyunca pirinçte kullandım. Bazı tutarsızlıkları vardı. O tutarsızlıklar gitti. En azından saat sadece koluma takıp saat şeklinde kullanabileceğim seviyeye geldi. Ancak yine de düzelmedi. Gördüğünüz gibi tuşu falan da çalışmıyor. Onun dışında dokunmatik kısmı da çalışmıyor hiçbir şekilde. Sadece bildirimleri ve aramaları görebiliyorum ve saat olarak kullanabiliyorum şu an için. Baktığınız zaman saatte IP67 sertifikası olduğu söylenmişti. Yani suya ve toza dayanıklı olduğu söylenmişti. Hani çok havuza, denize girilmesi önerilmiyordu. Ancak suya ve toza dayanıklı olduğu söyleniyordu, ama saat nem bile kaptığı zaman bozulabiliyor gördüğünüz gibi. Açıkçası Çinlilere maalesef bu tarz konularda güven olmuyor. Bu tarz bir saat deneyimi yaşadığım için de Xiaomi firması benim için bitti artık. Bundan sonra Xiaomi saat tanıtımı yapmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Siz de bence bu saatlere çok Xiaomi saatlerine çok değer vermeyin diyorum. Çok araştırmayın. Çünkü ne kadar özelliği olsa dahi gördüğünüz gibi en ufak bir şeyde bozulduğu zaman insanın canını sıkabiliyor. Bilmiyorum, belki de elektronik bir ürün sonuçta. Bana göndermiş oldukları saatte bir problem vardı. Artık o kısmını bilemiyorum. Ancak şu an bu saat benim için kullanılamaz hale geldi arkadaşlar. Bu arada Mi Band 5'e yeni kılıflar aldım. Daha doğrusu kayışlar aldım. Bu şekilde mavi ve pembe renginde size göstermek için. Çok şık gerçekten, AliExpress üzerinden aldım. Tanesi 7 TL gibi bir fiyata aldım. 14 TL artı 15 TL de vergi ödedim. Bu iki kılıf bana 30 TL'ye gelmiş oldu. Bu da orijinal kılıfı. Şahsen saatleri bu şekilde eğlenceli hale getirebiliyorsunuz. Daha böyle farklı bir saat görünümü elde edebiliyorsunuz. Xiaomi saatimiz maalesef şu an için sadece saat görevi görüyor artık benim için. Akıllı bir saatten öte şu an sadece saat olarak kullanabiliyorum. Bildirimlerimi görüyorum, aramaları görüyorum. Hani açıkçası bu şekilde de kullanabiliyorum bir şekilde, ancak sonuçta bu saatleri sadece bunlar için almıyorsunuz. Birçok özelliğinden bahsedildiği için herkes bu özelliklerini araştırıp alıyor. Geçelim sırada bekleyen akıllı saat tanıtımlarımıza. Evet arkadaşlar, Hailo'nun yeni akıllı saati LS02 modeli yakın bir zamanda kanalımızda olacak. Çok detaylı bir tanıtımı. Hailo LS01'e göre neler değişti, ne gibi yeni özellikler geldi, bunları beraber inceleyeceğiz detaylı bir şekilde. Bu saatin tanıtımını da yakında kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar. Hailo firması gerçekten güvenilirliği açısından Çinlilerin en iyi markalarından bir tanesi olmayı başardı şimdiden. Bakalım bu akıllı saat bize neler getirecek. Şimdiki sırada bekleyen yeni akıllı saat tanıtımımız Apple Watch'a inanılmaz benzerliğiyle ve uygun fiyatıyla özellikle
Çok başarılı olduğu söylenen bir akıllı saat sipariş ettim. Onun tanıtımı da haftaya kanalımızda olacak büyük ihtimalle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu saatin ekran kısmı neredeyse Apple Watch'a çok benziyor. Kordon kalitesi ve diğer kalite olarak da çok fazla benzerliği olduğu söyleniyor. Bu saat özellikle ekran kısmının büyüklüğüyle insanların görüntü olarak dikkatini çekiyor. Ve ekstra içerisindeki sağlık uygulamalarını da görüyorsunuz. Ateş ölçme, nabız ölçme, kandaki oksijen miktarını ölçme, aklınıza ne gelebilirse bunları koymuşlar bu saat özellik olarak. Ben satıcıyla da görüştüm. Yaklaşık olarak 2 güne kadar batarya ömrü de olduğu söyleniyor. Zaten biliyorsunuz Apple Watch saatlerinde pil ömürleri çok uzun süreli olmuyor. Yeni tanıtımlarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.